Hellaşlarım elimde, sütüm, hayatı, küsüm kanalına hepiniz hoş geldiniz. Şimdi bayağıdır video çekmiyordum. Birinci yılım oldu. Bu arada ben hep buraya hazırlıksız geliyorum. Bir dahakine böyle biraz hazırlanıp geleyim. Yazım mı çıkmış? Neyse. Birinci yılım doldu sonunda. Dolmaz dedim, geçmez dedim, veremeyeceğim dedim, verdim. 50 kilo verenler var, benimle aynı anda girip 70 kilo verenler var, daha az verenler var. Ama önemli olan sizin ne istediğiniz arkadaşlar. Ben 100 kilo ile 98 kilo ile girdim, 58 olmak istiyordum. Şu anda 59-60 kiloyum. 58'i görür müyüm bilmiyorum. Bunun için bir çabam var mı derseniz yok. Ama 58 olmak istiyorum. İstiyor musun derseniz var. Çünkü benim mantıklarımda doktor bana daha fazla vermemem gerektiğini söyledi ama hani vermesem olur dedi ama benim mantalitemde 70'e yaklaşmak kolay ama 58 çok hedef bir kilo. Yani atıyorum 60 mı oldunuz? 58 için hemen uğraşırsınız. 2 kilo yani. Yani çok da zorlamayabilir diye düşünüyorum tabii. Bu arada kiloluyken 1-2 kilo çok çok normal geliyor ama zayıfladıktan sonra 300 gramı bile veremiyorsunuz. Yani çok daha yavaş oluyor. Ben neler yiyorum? Aslında gün içinde bana bunu çok soruyorsunuz. Bunu çekmemi istiyorsunuz. Fakat ben bunu size çekemem. Çünkü ben her şeyi yiyebiliyorum. Her şeyden azar azar yiyorum. Şu anda yeni bir özelliğim açıldı. Kahvaltı etmeye başladım. Kahvaltı ediyorum. Onun dışında saatlerimi değiştirdim. Daha düzenli bir saatte kalkmaya çalışıyorum. Atıyorum hani 10'da kahvaltımı etmiş olmaya çalışıyorum. Bir gibi öğle yemeği yemeye çalışıyorum. Akşama da artık ne olursa. Çünkü akşamları boğazım çok daha fazla açılıyor. Sıklığı daha fazla açılıyor. Şu oldu mesela. Yeri geldi. Hiç canımı çekmediği şeyleri yedim. Atıyorum yeşillik bir ara canım çok çekti. Ben böyle kalkıp da çikolata falan yiyen bir insan değildim. Çikolata yemeye başladım. Gofret tarzı. Cips yediğim dönemler oldu. Ama bunların dönemleri var. Bir dönem peynir çok yedim hatırlarsınız. Bunların böyle dönem dönem gelir giderleri oluyor. Sanırım vücut artık bir şey istiyor ve onu yiyorsun. Öyle durumlar oluyor. Tabii bunların hepsini dengede ve düzende korumak gerekiyor. Atıyorum çikolatayı çok mu yediniz? 2 gün yemeği verin. Yani bu tarz gibi. Kek mesela hiç alıp yediğimi hatırlamam ama kek yanımda çok taşıyorum. Çünkü çabuk acıkıyorum. Şunu da keşfettim bu arada. Atıyorum 8 saat açlık ya da 6 saat açlık bana hiç yaramıyor. Çünkü bu sefer yemek yediğimde midem inanılmaz rahatsız oluyor. Ben az ve sık yemeye benim midem alıştı. Bu yüzden de az ve sık yemek beni çok rahatlatıyor. Ama büyük bir açlıktan sonra yemek yemek hiç iyi gelmiyor. Böyle durumlarım var. Böyle aklıma geldikçe artık videoları çekip çekip atacağım sorularla ilgili. Uzun video yerine daha kısa daha anlaşılır videolar yapmak istiyorum. Sizleri çok seviyorum. Hepinizi öpüyorum. Yine aklıma gelirse çekeceğim. Bye bye.